gelişme konusu. Bakalım bitkilerde nasıl büyüme meydana geliyor. Evet, her canlının doğduğunu, büyüdüğünü, sonra gelişip öldüğünü biliyoruz. İşte bu olaya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Hayat döngüsü diyeceğiz. Demek ki canlılar doğar, büyür, gelişir, ürer ve ölürler. Peki hayat döngü neyle başlar? Üreme ile başlar. O zaman üremenin tanımını verelim. Üreme nedir? Üreme arkadaşlar canlıların nesillerini devam ettirmesi için. Evet, nesillerini devam ettirmesi için kendisine benzer bir yavrular meydana getiriyorsa biz buna ne diyeceğiz? Üreme adını vermiş olacağız. Peki bütün canlıların üreme yapmak zorunda mı? Evet arkadaşlar, üreme ortak bir özellik ama yaşamak için üremek zorunda değiliz. Evet, üreme ortak bir özellik olabilir ama her canlı yaşaması için üremek zorunda mı? Değil diyebiliriz. Sadece neslimizi devam ettirmek için ürüyoruz. Peki canlıların üremeleri ve hayat döngüleri bazen farklılık gösterebilir. Şimdi biz üremeyi bu şekilde olacak şekilde ikiye ayıracağız. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. İlk üreme çeşidimiz eşeysiz üreme. Eşeysiz üremenin mantığında ne var? Eşeysiz üreme bir ata canlı var. Evet, bir ata canlıdan bahsedeceğim. Bu ata canlı bir tane olduğu için aynı kılsal özelliğe sahip yeni bir canlı meydana getirecek. İşte ben buna eşeysiz üreme diyeceğim. Demek ki ata canlı tek ve tek olduğu için zaten kendisinin aynı özelliğindeki yeni bir canlıyı meydana getirecek. Bakın, kalıtsal yapıya sahip demek. Yani tüm her şeyle, genleriyle kalıtımını olduğu gibi vermek anlamına geliyor. Bu üreme çeşidinde anne kavramından, baba kavramlarından asla bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu kavramlar yoktur diyebiliriz. Bu nedenle yumurta, dişi üreme hücresi olan yumurta ya da erkek üreme hücresi olan spermden de bahsetmek yok. Bunlar bizi eşeysiz üremeye götüremez. Bu ifadelerin olmaması gerekiyor. O zaman toparlamamızı toparlarsak. Şimdi eşeysiz üreme tek bir ata canlıdan meydana gelmiyor mu? Evet. O zaman İki farklı canlının özelliklerini taşımıyor. Tek ata olduğu için olduğu gibi aynı özellikleri taşıyor. O yüzden bu canlılarda, bu eşeysiz üremede çeşitlilik diye bir ifadeden bahsetmemiz mümkün değil. O zaman eşeysiz üremenin temelinde çeşitlilik yok. Çeşitlilik aramıyoruz arkadaşlar. Peki hangi canlılarda görülüyor bu eşeysiz üremeler? Mikroorganizmalar, gül dediğimiz gül, biliyoruz toprak solucanı, hidra gibi canlılarda görülen hangi üreme çeşidi varmış? Eşeysiz üreme çeşidi varmış. Eşeysiz üremenin de kendi içinde farklı gösterebilir. Şimdi bunları inceleyelim. Evet, hepsi eşeysiz ama isimleri farklı. Demek farklı özellik gösterebilirler. İlk eşeysiz ürememiz bölünme. O zaman bölünme dediğim zaman bu hangi üremeye gidecek? Eşeysiz üremeye. Tomurcuklanma ifadesi bizi hangi üremeye götürecek? Eşeysiz üremeye. Rejenerasyon dediğimiz, diğer ifadeyle yenilenme dediğimiz olay bizi hangi üreme çeşidine götürecek? Eşeysiz üremeye. Vejetatif dediğimiz kelime de bizi nereye götürecek? Eşeysiz üremeye gelecek. O zaman 4 çeşit eşeysiz ürememiz vardır. İlk olarak bölünerek üremeden bahsedeceğim. Bakın, bölünerek üreme. Adı üstünde bölünüyor. O zaman bazı canlılar biliyorsunuz tek hücreden meydana gelmiş olabilirler. Mesela bazı hücrelerde bir hücre var. Her şey o hücrenin üzerinde. O hücre ikiye bölündüğü zaman iki canlı olmuş olabiliyor. İşte biz buna ne diyoruz? Bölünerek üreme diyoruz. O zaman bu tek hücrenin bölünmesi hangi canlıyı meydana getirdi? İki yeni canlıyı meydana getirdi. Bunlar kimlerdir? Mesela Öglana'ya bakalım. Öglana ne yaptı? Kendisini ikiye bölerek iki tane canlı mı meydana getirdi? Evet. Bakın, bir canlıyken iki canlı oldu. Bir üreme mi? Evet, bir üreme. Yine amip aynı şekilde yine kendini ortadan bölerek ne yaptı? İki canlı mı meydana getirdi? Evet, bir canlıdan iki canlı meydana geldi. Bu da bir üremedir. Bakteri de aynı mantıkta arkadaşlar, bir canlıdan kaç canlı oluşturmuş oldu? İki canlı oluşturmuş oldu. Bölünerek üremeyi hangi canlılar gösteriyor? Amip bizi bölünerek üremeye götürecek. Öglena bizi bölünerek üremeye götürecek. Terliksi hayvan ve bakterilerde arkadaşlar hangi üreme çeşidi varmış? Bölünerek üreme çeşidi varmış. Peki hocam, bu bölünerek tekrar hemen mi bölünecek? Hayır, hemen tekrar bölünemez. Önce belli bir büyüklüğe gelmesi lazım. Ne zaman belli bir büyüklüğe gelirse o da tekrar bölünmeye devam edecek diyoruz. İkinci, tomurcuklanmayla üreme. Tomurcuklanma da mantık şu. Bir canlı var, ana bir canlı. Bu canlı kendi vücudunun içinde bir çıkıntı oluşturuyor. Bakın şimdi, bu bir ana canlı. Bakın, bir çıkıntı meydana getirmiş. İşte çıkıntıyla meydana geliyorsa, bu çıkıntı da zamanla büyüyüp gelişiyorsa, bakın biraz daha büyümüş, biraz daha gelişmiş. O zaman büyüdükten sonra canı isterse o canlıdan ayrı yaşayabilir. Canı istemese de beraber yaşayabilir.
O zaman bu bölünmeye biz, bu üremeyi biz nasıl üreme diyeceğiz? Tomurcuklanma ile üreme. O zaman mantık olarak ne var? Bir çıkıntı söz konusu. Bu çıkıntı ana canlıdan koparak da yaşayabilir. Yeni bir canlıyı meydana getirmiş olur. Ana canlıyla beraber de yaşamış olabilir. Bu kendisine bağlı. O zaman bu tarz, bu tür bölünmeye ne diyeceğiz? Tomurcuklanmayla bölünme diyeceğiz. Hangi canlılarda görülüyor? Arkadaşlar, hidrada görülüyormuş. Zaten biz hidrayı anlattık. Bira mayasında görünüyormuş. Süngerde görünüyor. Deniz anasında ve mercanlarda hangi bölünme görünüyormuş? Tomurcuklanmayla üreme görünüyor. Peki şuradaki çıkıntıdaki çık harfi, tomurcuktaki cuk harfi birbirine benziyor. Tomurcuk çık, çıkıntı gibi düşünebilirsiniz diyorum. Tomurcuklanmadan sonra bir bakalım neyle üreme çıktı? Rejenerasyonla üreme çıktı. Rejenerasyon ne demek? Rejenerasyon aslında kelime anlamı yenilenmedir. Bunu unutmayalım. Şimdi rejenerasyonda arkadaşlar bazı canlılardan ayrılan parçalar hiç umurlarında olmuyor. Mesela bakıyorsun parçasını kesiyoruz, hiç tınlamıyorlar. Niye? Çünkü onlar biliyorlar ki kendileri o bölündüğü parçadan yeni bir canlı çıkabilecek. O zaman rejenerasyondaki üremenin mantığı nedir? Bazı canlılardan parçaları ayırdığımız zaman o ayrılan parçalar eksik kısımlarını tamamlayarak kendilerine bu yöntemle yeni canlı oluşturabilirler. Bu yönteme biz ne diyeceğiz? Rejenerasyonla üreme diyeceğiz. O zaman mantık şu. Mesela deniz yıldızını al. Onun bir parçasını kopar. Kopardın. O kopan parçasının da umurunda değil. Kopan parça da kendini tamamlayabiliyor. O parçası kopan canlı da kendini tamamlayabiliyor. O yüzden deniz yıldızında kopan parçadan yeni bir parça kendini tamamlayıp üremeyle yeni bir canlı oluşturmuş oluyor. Toprak salı canlılarda da aynı. Hatta bazı toprak salı canlılarında birkaç parçaya bölün hiç umurunda değil. Çünkü her bir parçadan yine yeni solucan meydana gelmiş oluyor. O parçayı kestiğiniz zaman bakıyorsunuz o bir sözü harekete dönüşüyor. Nasıl hareket oldu? Ölmüş olması lazım değil mi? Bir şeyi kestikten sonra ölmüyor. Demek kendini tamamlıyor ki o canlılık özelliğini devam ettirebiliyor. İşte bu üreme çeşidi ne diyoruz arkadaşlar? Rejenerasyonla üreme. Şimdi burada bir ayrıntıya anlatacağım size. Rejenerasyonla bazen üreme değil, eksik parçayı yenileyebiliyoruz. Buna üreme demeyeceğiz. Bunların da mesela kertenkeleyi anlatacağım size. Şimdi kertenkelenin kuyruğunu kopardınız. Kopan kuyruk kendini tamamlayamıyor. Bu kuyruk artık öldü. Ama ana kertenkele kendi kuyruğunu bir süre sonra yenileyebiliyor. Bu bir üreme değil, bir yenilenmedir. Bunu unutmuyorsunuz. Bakın kertenkelenin kopan kuyruğundan yeni bir kuyruk oluşması üreme değildir. Toprak solucanı gibi değil. Toprak solucanı kestiğiniz zaman hemen o kesilen kısım da kendini bir canlı gibi yapabiliyordu. Ama kertenkelenin kuyruğunu kesen o kuyruk artık yok. Sadece var olan kertenkele kendi kuyruğunu yaptığı için yenilenme olayı görüyoruz. Mesela kırılan kemiğimiz değil mi? Gidiyoruz bir süre sonra iyileşiyor. Yeni bir kemik üretimi olabiliyor. Yeni bir canlı mı oluyor? Hayır, yeni sadece kemik oluyor. O zaman bu bir yenilenmedir diyebiliriz. Mesela yaralarımız bir süre sonra iyileşiyor. Bu bir yenilenmedir diyebiliriz. Ya da kırmızı kemik iliğimizden kan hücreleri oluşuyor. Bir hücre oluşuyor. Bu bir üreme değildir, bu bir yenilenmedir diyoruz. O yüzden rejenerasyonda bir üreme de vardır. Bir de normal yenilenme var. Onu karıştırmayalım. Yeni bir canlı meydana gelmişse buna üreme diyeceksiniz. Yeni bir canlı değil. Sadece o parça onarılmış. O kısım onarılmışsa buna yenilenme adını vermiş olmak durumundasınız. Evet. Vejetatif üreme. Bakın ismi biraz vejetatif bana şeyi hatırlatıyor. Vejeteryan kelimesini hatırlatıyor. Size de hatırlatır mı bilmiyorum. Vejeteryan normalde hepiniz bilirsiniz. Vejeteryan ne demek? Hayvansal ürünleri yememek. Yani bitkisel besinlerle beslenmek. O zaman demek ki bu vejetatif bize bitkileri hatırlatabilir mi? Evet. Yani hayvan olmayan. Yani neyi hatırlatacak bize? Bitkileri hatırlatacak. Demek ki bu üreme genelde hangi canlılarda görünüyor? Bitkilerde görünüyor. Bakalım. Peki hangi bitkilerde genellikle? Çiçekli bitkilerde görünüyor. Bu bitkilerin normalde bir bitkinin kökü var değil mi? Gövdesi var, dalı var, çiçeği var. İşte bazı bitkilerden eğer dalından koparıp ya da kökünü alıp siz ekerseniz yeni bir canlı meydana getirebiliyorsunuz. O zaman diyoruz ki vejetatif üremenin mantığında arkadaşlar ne var? Bitkilerin dallarından, köklerinden alıp yeni bir canlı meydana getiriyorsanız bu vejetatif üreme olmuş oluyor.
Peki bakın, bir çileği bile alıyorlar dalını, ekiyorlar, yeni bir çilek çıkabiliyor. Ya da patatesi eve getiriyorlar, patatesin böyle köşesinde bir patates çıkıyor ya da soğanın köşesinden bir soğan çıkıyor. O zaman çünkü patates, yer elması ya da sarımsak gibi bunların depo organları vardır. Bu depo organları nemli ortama bıraktığınız zaman bunlardan yeni bir bitki oluşabilir. Sonuç olarak vejetatif üreme genelde bitkilerde görünen bir üremedir. Bitkilerin yalnız şunu ifade etmem lazım: dal, yaprak, kök gibi kısımlarından yapacak. Çünkü ben ilerleyen zamanlarda tohumdan bahsedeceğim. Tohumdan meydana gelen üreme vejetatif üreme değildir arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum, burada söylüyorum. Çünkü tohum kelimesi beni farklı bir üremeye götürecek. Bu arkadaşlar vejetatif üremin olabilmesi için kökünden ya da gövdesinden ya da dalından ben koparıp yeni bir bitki oluşturmuş olmam lazım. Mesela çilekler, zambak ya da böğürtlen gibi canlılar, bitkiler neyle ürerler arkadaşlar? Vejetatifle üremiş olurlar. Geldik eşeyli üremeye. Şimdiye kadar anlattığımız kısım eşeysiz üremeydi. Eşeysiz üremenin mantığında ne vardı? Tek bir ata canlı vardı. O ata canlı bütün özelliğini oluşan yavru hücreye verebiliyordu. Bütün kalıtsal bilgisini. Ama eşeyli üreme hücrede tek atadan bahsetmeyeceğim. Eşeyli üremede arkadaşlar iki tane canlıdan bahsedeceğim. Birinci canlı dişi eşey hücresinden bahsedeceğim. İki de erkek eşey hücresinden bahsedeceğim. Bakın iki farklı hücreden bahsettim. Dişi eşey hücresinin yumurta olduğunu biliyorum. Erkek üreme hücresinde sperm hücresinin olduğunu biliyorum. İşte bunlar iki farklı hücre birleşirse, birleşen şeye de ben ne diyecektim? Zigot adını verecektim. Bu zigot yeni bir canlı meydana getirecek. İşte ben bu olaya ne diyeceğim? Eşeyli üreme adını vereceğim. O zaman eşeyli üremenin eşeysiz üremeden farkı nedir? Eşeysiz üremede tek ata vardı. Eşeyli üremede iki ata olacak arkadaşlar. İki hücre birleşecek. Unutmuyoruz. İki hücre birleşeceği için, ikisinin farklı özellikleri birleştiği için çeşitlilik meydana gelecek eşeylide. Ama eşeyside tek ata var. Zaten olduğu gibi bütün özelliğini o canlıya vereceği için kalıtsal çeşitlilik eşeysizde yok. Hangi canlı daha var? Eşeylide var diyeceğiz. Hemen burada gözlemleyelim. Yumurta hücresi spermle birleşmiş. Oluşan ne olmuş? Zigot. Zigot belli bir süre gelişmiş. Ne olmuş? Embriyo. Sonra embriyodan sonra yavru. Sonra da yetişkin meydana gelmiş olur. Bu üremeye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Eşeyli üreme vereceğiz. O zaman eşeyli üremede yumurta var mı? Beni eşeyli üremeye götürecek. Sperm var mı? Beni eşeyli üremeye götürecek. Bu iki kelime, zigot kelimesi değil mi? Beni eşeyli üremeye götürebilir. Eşeysiz üremede ne yumurtadan bahsettim size, ne spermden bahsettim değil mi? Öyle ifadelerden bahsetmemiş oldum. Bunu tamamlayalım böyle bakalım. Hatta bölünmeleri de işin içine koyalım. Şimdi bakın. Erkek birey mayoz bölünme geçirecek. Mayoz bölünme sonucu erkek bireyden oluşan hücrenin adı ne olacak? Sperm hücresi olacak. Bayan birey mayoz bölünme geçirecek. Ne olacak? Yumurta hücresi olacak. Şimdi bu spermle yumurta birleştiği zaman bu birleşmenin ismi ne olacak? Döllenme. Artık birleşmiş tek bir hücre olmuş. Bu hücreye ne diyeceğiz? Zigot hücresi diyeceğiz. Yani zigot adını vereceğiz. Şimdi bu zigot bu dünyaya tek gelecek. Hayır, bir hücre mi meydana geliyor? Hayır. Bir bebekte bir sürü doku var değil mi? Bir sürü hücre var. Tıpkı bizim gibi. O zaman bunun büyümesi için, çoğalması için hangi bölünme oluyordu? Burası çok önemli arkadaşlar. Mitoz bölünme oluyor. Artık zigotun dokuları meydana getirmesi, organları meydana getirmesi ya da canlıyı büyütmesi değil mi? Küçücükken büyüyoruz. Bu hangi bölünmeyle oluyor? Mitoz bölünmeyle. Mitoz bölünme biraz daha gelişince ana canlıya tekrar dönmüş olacak. Şimdi şöyle tamamlarsak, mayoz ve mitoz var burada. Bir canlının doğana kadar geçirdiği bölünme evrelerini yazalım. Hem mayozu geçiriyoruz hem mitozu. Mayozu bu hücreleri oluşturmak için geçiyoruz. Başka hiçbir işimiz yok. Bu hücreler oluştuktan sonra mayozdan ilgilenmeyeceğiz sanki. Öyle düşünün. Şu olaylar olduktan sonra artık beni ilgilendiren kısım nedir arkadaşlar? Mitozdur. Çünkü bebeğin dünyaya gelişene kadar bebeğin bir sürü organının oluşması gerekiyor, büyümesi gerekiyor. Hangi bölünmeyle bunlar meydana gelecek? Mitoz bölünmeyle gelecek. Tekrar bu ana canlı olduktan sonra yeni bir bireyi meydana getirecekse o zaman mayoz bölünme geçirmiş olacak. Peki eşeyli üreme kimlerde görülür? Ona bakalım.
Omurgasız canlılarda, omurgalı canlılarda yani hayvanlarda, bitkilerden olan çiçekli bitkilerde bakın. Biraz önce ben size bitkileri anlatırken eşeysiz üremeden bahsettim ama burada çiçekli bitkiler eşeyli üreme gerçekleştirecek. Şapkalı mantarlar, evet şapkalı mantarlar, çiçekli bitkiler, omurgalı omurgasız hayvanlar hangi üremeyi gösterecek? Eşeyli üremeyi gösterecek. Evet biraz önce dediğim gibi eşeyli üremede iki tane ata var. Bu iki ata kendi özelliklerini o yavru vereceği için o yavruda çeşitlilik meydana gelmiş olacak. İşte bireyler arasında bu yüzden çeşitlilik var diyebiliriz. Hem anneden hem babadan gelen özellikleri taşırsan ne olur? Bir çeşitlilik meydana gelmiş olur. Geldik çiçekli bitkilerde üremeye. Arkadaşlar asıl konumuzun en karışık kısmı burası. O yüzden burayı çok dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çiçekli bitkilerdeki üreme organı. Bakın arkadaşlar, yeryüzündeki bitkilerin çoğu zaten çiçeklidir. O yüzden biz bir çiçekli bitkilerde bir üreme konusunu işlersek siz çok rahat genelde doğadaki yani bütün çiçekli bitkilerin üreme çeşidini öğrenmiş olursunuz. Şimdi bakın çiçekli bitkilerde bir kökten bahsedebilirsiniz. Bir gövde, yaprak, bir bitkiyi düşünün. Çiçekli bir bitkinin kökü var muhakkak değil mi? Yaprağı var, gövdeyi var. Bakın kök, gövde bizi hangi üremeye götürecek ki kök, gövdeden kopan şeyler? Eşeğsiz üreme. Ama çiçek kısmı benim için çok önemli. Çünkü benim eşeğli ürememi sağlayan yapı bitkinin nesidir arkadaşlar? Çiçeğidir. Benim için bu çiçek çok önemli. O zaman diyoruz ki eşeğli üremenin, bitkilerdeki eşeğli üremenin kim sayesinde? Çiçek sayesinde oluyor. O yüzden bir bitkinin çiçekli olması onun eşeğli ürediği anlamına da gelebilir diyoruz. Çiçekten dolayı. O zaman çiçek çiçek dediniz hocam. O zaman bir çiçeğin kısımlarını hatırlayalım. Bu konuları daha önce görmüştünüz. Şimdi çiçeğin kısımlarından önce bir çiçekten bahsedelim. Bir çiçek elimize aldığımız zaman bir şu taraftaki yapraklar var. Bunlar hangi yaprak kısmına giriyor? Taç yaprak. Güzel kokusu var. Bu da işimizi kolaylaştıracak. Bu kokusun güzel olmasındaki hikmet şudur. Mesela oraya böcekler konacak. O böcekler konduğu zaman bizim üremek için yardımcı olacak. Ne için yardımcı olacağını biraz sonra söylemiş olacağım. Siz bunu unutmayın, güzel kokusunu. Üremeyi kolaylaştıracak. O zaman taç yaprak kokusuyla, rengiyle dikkatimizi çekecek. Birçok böceği üzerine konmasını sağlayacak. Değil mi? Ondan sonra arkadaşlar şurada çanak yaprak var. Dikkat edin, yeşil. Yaprak deyince benim aklıma ne geliyordu? Fotosentez geliyordu. O zaman çanak yaprak da arkadaşlar fotosentez de yapar. Hatta daha bu çiçek açmadan değil mi? Tomurcuk var bunun içinde. Bu tomurcuğu da korumuş olur. Peki ne var? Çiçek tablası var. Çiçek tablası da adı üstünde tabla. Böyle yani hepsini bir arada tutuyor. Bu olmasa hepsi dağılacak. O yüzden dişi organı, taç yaprağı hepsini bir arada tutan nedir? Çiçek tablası. Geldik çiçek sapı. Zaten çiçek sapı da çiçeğin bitkiyle gövdesinin birleştiği kısım diyebiliriz. Şimdi ben buradan en sonda iki şeyden bahsedeceğim. Benim için önemli olan bu iki kısım. O yüzden en sona bıraktım. Bir erkek organ görüyorum. Erkek organ deyince bir de yumurtalık kelimesi görüyorum. Yani dişi organ. Bunlar beni hangi üremeye götürüyordu? Eşeğli üremeye. Demek ki çiçekli bitkilerde hangi üreme oluyor arkadaşlar? Eşeğli üreme. Çünkü madem çiçeğin içerisinde erkek organ diye bir şey var. Madem çiçeğin içerisinde dişi organ diye bir şey var. Bunlar boşuna değil. Bunların sayesinde hangi üreme meydana getirecek? Eşeğli üreme meydana gelmiş olacak. Şimdi onu görmeye başlayalım. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. İsterseniz bir şöyle yapalım. Erkek organın bir yapısına bakın arkadaşlar. Bir erkek organı size göstereyim. Şu mavi olan erkek organ. Bakın bir baş var, bir sap kısmı var. Bir görün. Ondan sonra dişi organın da yapısına bakın. Bu boru var ya, şu sarı olan. Bakın altta yumurtalıktan bahsediyor. Bir boru var. O yüzden buna dişicik borusu denilmiş. Bir tepesi var. Ona da ne denilmiş? Dişicik tepesi adını verilmiş. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Geldik buraya. Hocam, bu erkek organda neler var? Bu erkek organda çiçek tozları var. Çiçek tozları da ne? Çiçek tozları işte erkek üreme hücresini içeren polenleri içerir. Ne içerirmiş? Polenler. Demek polenler nerede bulunuyor arkadaşlar? Başlık kısmında. Burası bizim için o zaman önemli. Burada bulunan şeyin adı neymiş? Polenmiş. Evet. Polen nedir biliyor musunuz? Hani insanda erkek üreme hücresi sperm diye, bitkideki erkek üreme hücresinin adı da ne olacak arkadaşlar? Polen olmuş olacak.
O zaman polenlerin bulunduğu yer bizim için aslında çok önemli. Bir de bu sapçık var. Zaten sapçık neyi taşıyor? Başlığı taşıyor. Bu kolay. Geldik buraya. Burayı da bir tanımlayalım. İşimiz kolaylaşsın. Şimdi bunları bilmeniz gerekiyor ki biraz ilerleyen zamanlarda karışık kısımlar gelecek. O yüzden burayı herkes bir iyi dinlesin. Şimdi bir bakın, bir tane tepe var değil mi? O yüzden buna ne demişler? Tepecik demişler. Bir tane boru var. Buna ne borusu diyecekler? Dişi organdan bahsettiğimiz için dişicik borusu demişler. Bu yuvarlak olan içerisinde de ne var arkadaşlar? Yumurtalık. Yumurtalık adı üstünde yumurtanın olduğu yer diyebiliriz. O zaman burada ne var arkadaşlar? Üreme hücresi olan yumurta var. O zaman bitkilerde yumurta ana hücresindeki yumurta aynı şey. Yani yumurta var. Sadece erkeklerdeki sperm ne adını aldı? Polen adını aldı. Buradaki ismini değiştirmedi. Yine yumurta hücresi olarak karşımıza çıktı. Şimdi bakalım neler olacak? Evet. Tozlaşma ve döllenme diye bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Tozlaşma ve döllenme. Bakın, normalde hemen eşeyli üremede, işte erkek insandaki üremede erkekle dişi organ birleşiyordu. İşte döllenme oluyordu. Bu döllenmeden önce bir kelimeden bahsetmiş. Demek ki tozlaşma diye bir ifadeyi de öğreneceğiz. Tozlaşma nedir hocam? Arkadaşlar, başlığın üstünde neler vardı? Başlığın üstünde neler vardı? Polenler vardı. Peki bu polenler neydi? Erkek üreme hücresiydi. Peki yumurtalıkta ne vardı? Yumurta hücresi vardı. Şimdi sizce bu polenler oturduğu yerden buraya nasıl gidecek? Gitmese döllenme olmayacak. Önce bir gitmesi lazım. İşte diyoruz ki bahçenin içindeki polenlerin daha dişi organın tepeciğine, bakın daha dişi organ içine bile girmiyor. Önce bir tepeye gelmesi lazım. Tepeye gelip, tepeciğine gelip yapışmasına biz ne diyeceğiz? Tozlaşma diyeceğiz. Aslında tozlaşma ne? Erkek organdaki polenin bir adım dişi organa yaklaşması. Bakın bir adım yaklaşması. Çünkü bu tepeye gelmese bu tepeden içeriye nasıl girecek? O zaman tozlaşmanın tanımında polenlerin dişi organın tepeciğine gelip yapışmasına ne diyeceğiz? Tozlaşma. Yapışma, tozlaşma. Oradan aklına gelebilir. Tepeciğe yapıştı. Yapıştı da ne oldu? Yapışmasıyla daha henüz bitmedi. Şimdi bu yapışan polen daha yumurtayla karşılaştı mı? Hayır. Yumurtayla karşılaşmasa döllenme olmaz. Yumurtayla karşılaşması için bunu aşağı inmesi lazım. Bunu aşağı inen bir boru yapmışlar. Evet, bunu aşağı inen bir borumuz var. Görmüyor musunuz? Adı nedir? Dişicik boru. O zaman bu polenin bu borudan ne yapması lazım? Aşağı inmesi lazım. İndi mi? İndi. İşte polen aşağıda. Yumurtanın içinde de yumurta hücresi vardı. Artık polenle yumurtayı ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Zaten amacımız neydi? O ikisini birleştirmek. İşte arkadaşlar, yumurtanın ve polenin birleşmesine biz zaten ne diyecektik? Döllenme. Biz neyi öğrendik? Döllenmeyi öğrenmiş olduk. Bakın tozlaşma bitti, sonra döllenme. Esas amacımıza bir nevi ulaşmış olduk. Şimdi döllenme oldu da bitti mi? Hayır, döllenme olunca bitmiyor arkadaşlar. Daha bitki, yeni bir bitki oluşana kadar bazı aşamalardan geçiyor. Bunları anlattık. İşte tozlaşma nasıl oluyordu? Polenlerin bahçından gelip dişi organın tepeciğine yapışması. Hocam peki bu tozlaşmayı kim alıyor, o polenleri götürüyor dişi organın tepeciğine? Hani burada vardı ya. Şuraya kim götürüyor? İşte ben size dedim ya, hani ilk anlattım ya, o taç yapraklar vardı güzel kokulu. O taç yaprakları böcekler konuyor. Böcekler konduktan sonra o poleni alıp farkına varmadan nereye getiriyorlar? Dişi organın tepeciğine. İşimizi kolaylaştırmış mı oluyorlar? Evet, döllenmenin ilk aşaması aslında böcekler sayesinde de olmuş oluyor. Tek böcek mi? Hayır, rüzgar da olabilir. Rüzgarlarla da taşınabiliyor diyoruz. Şimdi döllenmeyi de anlattım size zaten. Artık o polenlerle birleştirmiş miydik? Yumurta hücresindeki yumurtayı birleştirdik mi? Döllenme oldu. Döllenmenin sonucu şu an elimizde hangi hücremiz var? Zigot hücremiz var. Şimdi zigotu da meydana getirdikten sonra bakalım bu zigot yeni bir bitkiye nasıl dönüşecek? Hangi aşamalardan geçerek dönmüş olacak? Evet, şimdi zigot hücresini meydana getirmiştik. Zigot olması, yeni bir canlının aşamasındayız daha. Yeni bir canlıyı meydana getirmiş olmadık. Bakalım. Daha neler göreceğiz? Evet, tohum oluşumunu göreceğiz. Meyve oluşumunu görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan devam edelim. Tohum ve meyve oluşumuyla başladık. Şimdi çiçekli bitkilerden ilk olarak döllenmemiz olmuş muydu? Olmuştu hocam. Döllenmeden sonra
ne olmuştu? Adı ne olmuştu? Zigot olmuştu. Zigot biraz daha o yumurtalığın içinde gelişirse, zigotun gelişmiş haline biz ne diyeceğiz? Embriyon. Şu an elimde embriyon var mı? Var. Hani bir bebeği hatırlayın. Bebek de bir embriyo oluşturuyordu değil mi? Peki o embriyo oluştu. Benim amacım bu zigotun biraz büyümüş haline değil mi? Embriyo diyorum ya. Bu embriyonun yeni bir bitki oluşturması gerekiyor. Bu embriyo çıkar çıkmaz yeni bir bitki mi oluşacak? Hayır. Daha hangi aşamadayız ona bakalım. Şimdi embriyonun etrafında besin doku diye bir ifadeden bahsedeceğim. Bakın çok kafanız karışmasın. Şurayı anlamışsa olay bitti. Bakın embriyon var mı? Hani zigot artık embriyoya dönüşmüştü ya. Embriyon burada duruyor. Embriyonun etrafında bir besinden bahsedeceğim. Bu besin önemli. Niye? Ben bebek dünyaya geldiği zaman o bebek anne karnından, bebek anneden o besini almıyor muydu? E tamam, bu embriyonun da beslenmesi lazım. O da işte etrafındaki besin dokudan alacak, beslenecek. O zaman embriyonun etrafında ne olmak zorunda? Besin olmak zorunda. Besin doku embriyonun gelişimi için gereklidir arkadaşlar. Besin doku da meydana geldim. Bu embriyo korunmayacak mı? Korunması gerekiyor. İşte o embriyonun besin dokuyla beraber etrafını bir kabuk sardı. Onu korumak için. Kabuk sorunca işte bu üçlüyü biz ne dedik? Tohum dedik. İşte size tohumu oluşturdum. Bakın. Embriyomu oluşturmuştuk. Sıkıntı yoktu. Embriyonun beslenmesi için besin doku lazım değil mi? Lazım. Besin doku da burada duruyor. Çünkü ondan besin alacak. Büyümesi için beslenmesi lazım. Bu besin dokuyla embriyonun bir korunması lazım. Korunması için etrafını ne sardı? Bir kabuk. Kabuk her şeyi dış etkilerden korur değil mi? O zaman kabukla sarınca bu üçünün adı artık ne oldu? Tohum oldu. İşte bu kadar. Tohum meydana getirdik. Tohumumuz geldi. Sıra nerede? Meyvede. Meyveyi de oluşturursak iyi ilerlemiş olacağız. Bakalım. Bunu tekrar anlatıyor. İşte tohum kabuğu ne yapar? Adı üstünde kabuk. Tohumu dış etkilerden korur. Besin doku nedir? Tabii ki besin sağlar bize değil mi? Besinle beraber enerjiyi karşılar. Ne zaman bu besin doku bize bir de lazım arkadaşlar? Çimlenme sırasında. Çimlenmeyi şimdi anlatacağım. Embriyo yeni bitki oluşturmak için hangi aşamaya gelmesi lazım? Çimlenme aşamasına geldi. Çimlenirse artık yeni bitki oluşmuş olur. Yani üreme meydana gelmiş olur. Şimdi bizim amacımız tohumu meydana getirmekti. Şimdi meyveyi meydana getirmek. Meyve ne zaman olur? Arkadaşlar bütün tohumların etrafında meyve olmasına gerek yok. Şimdi meyve olan besinlerimiz de var. Meyve olmayıp direkt tohumu olan besinlerimiz de var. Şimdi bakalım. Şunu meyve oluşumunu size göstereyim. Hani embriyonuz vardı ya. Embriyonun yanında da besin doku vardı ya. Bu embriyonun beslenmesi için. Onu da dışarıdan korumak için bir kabuk vardı. Bunun hepsini biz ne dedik? Tohum. Şu kısım tohum. Tohumun da etrafını yeni bir besin sararsa, bakın tohum, şurası tohum. Şuraları da yemiyor muyum ben? Şu domatesin şu iç kısımları var ya. Bak şu sarı kısım tohum. Tohumun dışında da besin doku var. Eğer ikinci bir besin doku olursa işte meyve olmuş oluyor. İkinci bir besin doku meydana gelirse meyve olmuş oluyor. Bu besin doku da bana neyi oluşturmuş oluyor? Meyveyi. Meyveyi de korumak için meyvenin kabuğu olmuş oluyor. Hepsi bu kadar. O zaman tohum kavramını anladım. Embriyonun besin dokuyla birleşip etrafını kabuk sayınca adı tohum oldu. Tohumun da, bak şu sarının da etrafında böyle yiyeceğimiz kısım yok mu? Domatesin o yiyeceğimiz kısım. Oraya da tekrar bir besin doku oluşursa meyve oldu. O meyvenin de dışına bir kabuk olursa meyve kabuğu oldu. İşte meyve oluşumu da gözlemlenmiş oldu. Elmada da aynı mantık. Elmanın bu hani çekirdeği var ya, bu şey siyah gibi görünen. O tohumdur. Onun içinde ne var? Embriyo var. Embriyo ile beraber besin doku var değil mi? O ikisi tohumu oluşturuyordu. Kabuk olduğu için daha bu kabuğun içinde de tohumu oluşturuyordu. Bu kabuğun dışında da bu yiyeceğimiz kısım tekrar bir besin dokuyla oluşturulursa o zaman meyveyi oluşturmuş oluyor. Bu meyvenin etrafı da bu şekilde sarılırsa buna da meyve kabuğu demiş oluyoruz. Aslında besin doku, tohumun dışındaki besin doku bizim yediğimiz meyvedir arkadaşlar. Tamam. Meyveyi de oluşturduktan sonra işimiz kolay.
Hadi tekrar bitkin hayat döngüsüne başlıyoruz. İşte bitki. Bitkin hayat döngüsü. Bir, hangi olay meydana geliyordu? Tozlaşma. Neydi? Hatırlıyoruz. Sanki bir tekrar yapıyoruz. Hepsini birleştireceğiz ya. İşte polenlerin, yani erkek üremecisinin, dişi organımızın tepeciğine yerleşmesine ne dedik? Tozlaşma. Birinci evremiz her zaman döngülerdeki birinci evremiz nedir? Tozlaşma. Tozlaşmayı hallettik. Tozlaşmadan sonra bu polenin dişi organın yumurtasıyla birleşmesi lazım. Bu birleşme olursa buna ne dedik? Döllenme. İkinci olayımız döllenme. Tozlaşma, döllenme. Döllendikten sonra o embriyonun etrafını bir kabuk sarmıyor muydu? O da tohum oluşuyordu. O tohumun da etrafını bir daha bir besin sarıyordu. Ona da ne diyorduk? Meyve. İkisini beraber vermişiz. Şu aşamada aslında bir tohum meydana geliyor. Bu tohumun etrafını tekrar besin doku sarıyor. Bu da meyve oluyor. Yani meyve ile tohumu aynı anda gözlemleyebiliriz. O zaman üçüncü şeyimiz meyve tohum. Şuraya kadar anlattım zaten. Tozlaşmayı biliyorsunuz. Artık döllenmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Tohum ve meyve de nasıl oluştu biliyorsunuz. Sıra geldi çimlenmeye. Aa, bu kelime ilk defa duyuyorum hocam. Anlatmadınız. Çünkü ne zaman anlatacağım size? Yeni bir bitkinin meydana gelmesi için işte dördüncü aşamamızın ne olması lazım arkadaşlar? Çimlenme. Çimlenme ne demek? Bunun üzerinden anlatacağım, tekrar ifade edeceğim size. Şimdi bu tohumu aldınız, meyvesini güzelce yediniz. Elinize tohum kaldı. O tohumu gideceksiniz, bir toprağa atacaksınız. Tek atmanız yeterli değil, ortamı da hazırlayacaksınız. O toprağa attıktan sonra o tohum, o kabuğun içinde ne var? O hani siyah çekirdeğin içinde, o elma çekirdeğin içinde ne var? Embriyo var. Embriyo canlı değil miydi? Evet. O canlı kısmı işte dışarı çıkartacağız. Canlı yani. Bir bebeğin gelişimi gibi düşünün. Bu canlı kısmı toprağa attım mı? Attım. O toprağa attıktan sonra arkadaşlar, toprağa attıktan sonra o embriyo dışarıya çıkacak. Dışarıya çıktı. Yavaş yavaş gelişimi tamamlandıktan sonra yapraklarını çıkarmaya başlayacak. Değil mi arkadaşlar? Ta ki yeni bir bitkiye benzer bir bitki meydana gelirse işte biz buna ne diyeceğiz? Çimlenme diyeceğiz. Demek ki tohumdaki embriyonun uygun şartlar, biraz sonra uygun şartlar diyorum ama nedir onu söyleyeceğim. Uygun şartları sağladığınızda, ona vermeniz gereken şeyleri verdiğiniz zaman kendisi yeni ana bitkiye benzer yeni bir bitki meydana getirme olayına, getirmesine ne diyeceğiz? Çimlenme adını vermiş olacağız. Yani tohum serbest halde artık. Embriyo çıktı. Buna çimlenme dedik. Şimdi çimlenen tohum daha büyüyecek ki. Bu ana bitkiye benziyor mu şu an? Hayır. Bunun bir de büyümesi lazım. İşte bu büyüyüp gelişecek değil mi? Etrafına bakın, yapraklar bizim için önemli. Yapraklarını oluşturacak. Genç bitki yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Biraz daha büyüyüp gelişirse olgun bitki oluşmaya başlamış olacak. Olgun bitki oluştuktan sonra artık çiçeğe döneceğiz. Yani çiçek oluşmaya başlayacak. Çiçek tekrar bize ne diyecek? Ha, tekrar üremek istiyorsan üremeye devam edebilirsin. Çünkü çiçek oluşmadan üreme olmaz. O zaman toparlayalım. Mesela bazen sorularda şöyle verecek. Biri yazacak, buraya ne gelecek diyeceğiz. Hemen diyeceğiz ki 1. Tozlaşma, 2. Döllenme, 3. Tohum ve meyve oluşacak. Mesela bazen burayı vermeyecek. Çimlenmeden önceki evrenin adı neydi? Tohum ve meyve oluşumu diyeceğiz. 4. Çimlenme. Çimlenme ne demek? Artık o embriyonun özgür kalması, yani o kabuktan dışarı kendini atması ki yeni bitkiyi meydana getirsin. Ona uygun şartlar verdiğiniz zaman artık genç bitki oluşacak. 5. Sonra artık olgun bitkide çiçek oluşumu gözlenecek. Çiçeğin oluşumunun gözlenmesi yeni bir üreme olabileceği anlamına gelecek. Bu da neslin devamı için önemli olmuş olacak. Demek ki sorularımız bu tarz gelmiş olacak. Geldik çimlenmeye. Bunu da anlasanız olay bitecek. Çimlenme neydi? Hocam bir tohum vardı. Tohumu toprağa atıyordunuz. Attım. Tohum serbest, içindeki embriyo dışarıya çıkarsa değil mi? Tohumun içinde ne vardı arkadaşlar? Embriyo vardı. Bu embriyo kendini dışarıya çıkarırsa çimlenme başlamış olacak. Peki çimlenme için ne gerekli arkadaşlar? Çimlenmek için, yani bu yeni bir bitkiye dönüşmesi için su, oksijen, bir de sıcaklık.
Gerekli. Size dedim ya, uygun şartlar verdiğin zaman embriyo çimlenmeye başlayacak. Embriyonun çimlenmesi yeni bitkiyi oluşturacak anlamına geliyor. Şimdi bakın, sos kelimesi bize sosunu vereceğiz yani sanki. Sosunu yapacağız güzelce bir. O tohuma sosunu verince o da bize yeni bitkiyi meydana getirecek. Biz buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Çimlenme olayı diyeceğiz. O zaman şöyle söyleyelim. Embriyo tohumun içerisinde saklıydı, değil mi? O embriyonun tohumun içinden kendini dışarıya çıkartıp kökünü, dalını, gövdesini oluşturmaya biz ne diyeceğiz? Çimlenme adını vermiş olacağız. Çimlenme olduktan sonra ne olacak bakalım? Evet, çimlenme de oldu. Hadi çimlenme de oldu. Aa, yaprak görüyoruz. Yaprak kelimesi bizi çok rahatlatacak. Çünkü biz önceden biz dedik ya, uygun şartlar verelim. Şimdi sosunu vermiştik ya biz onun çimlenmesi için. Ama sen bunun çimlenmesi için sosunu vermiştin. Tamam, su olmazsa olmaz. Doğru diyorsun. Ondan sonra oksijen olmazsa olmaz. Tamam. Bir de sıcaklık lazımdı. Bunları verdim. Güzel bir... Hocam peki besini nereden alacak ya? Hiç besinden bahsetmediniz. Sonuçta bir gelişmek için evet su lazım. Bizim için de su lazım. Bir bebeği hayal etsek bile. Oksijen lazım. Ortam da lazım. Sıcaklık da lazım. Ama hiç bu embriyonun yaşaması için, yani beslenmesi için nereden besin alacak? Zaten embriyon içinde ben size daha önce besin dokudan bahsetmedim mi? O besin dokudan beslenecek. Beslenmesi için her şey imkanları sağladık. İmkanları sağladık ya, artık bitki kökünü, gövdesini, yaprak kısımlarını oluşturup bitkiyi meydana getirmeye başlamıştır. Bakın arkadaşlar, bitkiyi meydana getirdi. Bitkide şu an ne gördünüz? Bir yaprak gördünüz. Yaprak yeşil mi? Evet. Yaprağa çıktıktan sonra o bitkinin artık neye ihtiyacı yoktur? Sizin ona oksijen vermeniz ihtiyacı yoktur ya da besin, zaten besinini harcamıştır, kendini büyütmüştür. Ama başka da kendi besini kendi yapacak kıvamına gelmiştir. İşte yeşil yaprak bana neyi çağrıştıracaktı? Fotosentez. Fotosentez neydi? Hatırlıyoruz. Fotosentez neydi arkadaşlar? Kendi besinini ne yapıyordu? Kendi besinini kendi üretiyordu. Kendi besinini kendi üretmiş oluyordu. Kendi üretiyordu. Hocam, o zaman buraya kadar biz ona yardımcı olduk. Bundan sonra artık bitkinin büyümesi için yine besin lazım, ama yaprağa çıktığı için kendi besini kendi üretebiliyor ve bu şekilde büyümeye mi devam ediyor? Evet, bu şekilde fotosenteze besini ürettiği için kendi kendini büyütmeye devam etmiş oluyor. Evet, şöyle devam edelim. Çimlenme için uygun koşullardan bahsetmiştim. Su olmasa bir bebek bile, değil mi? Anne karnında susuz yaşayamaz. Sıcaklık, şimdi mesela bitkinin çimlenmesi için kaç derece lazım arkadaşlar? Ortalama bitkiden bitkiye değişiyor diye bununla iki şeyden bahsetmişler. 15 ile 35 arasında. Mesela kışın hiç çimlenme olmaz. Niye? Kışın çimlenmek için uygun bir sıcaklık yok. Kaç derece olması lazım sıcaklığımızın? 15-35. Hocam oksijen niye lazım? Çünkü oksijenle biz enerjimizi karşılıyorduk, değil mi? Tek oksijen olması enerjimizi hatta sağlamıyordu. Oksijenle beraber besin birleşince enerji çıkıyordu. Oksijeni biz verdik. Besin de kendi embriyosun içinde vardı. Bu ikisini birleştirdi. Enerjisini de almış oldu ve yaşamını devam ettirmiş oldu. Yani çimlenme olayı olmuş oldu. Evet. Neyse, yaprağı da oluşturduk. Yaprak bize sevindirdi. Niye? Yaprak diyor ki, ben çıktıktan sonra size ihtiyacım yok. Kendi besini kendim yaparak gelişmeme yardımcı olabilirim. Bakın, yaprak çıktıktan sonra ne oldu? Büyüme ve gelişme tamamlanmış oldu. Buraya kadar biz yardımcı olduk. Biz yardımcı olduğumuz için tohum bizim gibi. Biz yardımcı olduk ya, bizim gibi solunum yaptı. Solunumla ne üretti? Karbondioksit enerji üretti. Bu tıpkı yaprak çıkmadan önceki hali. Ama yaprak çıktıktan sonra artık arkadaşlar, yaprak çıktıktan sonra ihtiyacı olmuyor. Bakın, tam tersi oldu. Yaprağa çıktıktan sonra bitki ne yapacak? Fotosentez yapacak. Fotosentez neydi? Fotosentezi hemen hatırlatayım size. Karbondioksiti alacaktı, değil mi? Suyla birleştirecekti.
kimin sayesinde? Işık enerjisi, yani güneş sayesinde. Bunları birleştirince bize ne üretecekti, kendine de biz kendine üretecek de biz de faydalanacağız. Besin ve ne üretmiş olacak? Oksijen üretmiş olacak. İşte bu ikisini üretmiş olduğundan dolayı artık kendi besinini kendi oksijenini kendi yapıyor. Bize ihtiyacı yok. Bize hangi dönemde ihtiyacı vardı? Çimlenme, yani embriyo döneminde ihtiyacı vardı. Artık yaprağı gördükten sonra ihtiyacı olmadığını anlayabiliriz. O zaman bitkinin bu defa büyümesi ve gelişmesi için ne gerekli? Şimdi çimlenmeye kadar tamam, çimlenmede bitki yaprağını çıkardı. Ama henüz daha büyümüş mü? Hayır. Gelişmiş mi? Hayır. Bu defa kendi besinini yapması için ne gerekli? Su lazım. Karbondioksit havadan alır. Işık güneşten alır. Sıcaklık faktörleri de uygun sağlandığı zaman artık üretilen besin kendini geliştirir, büyütür ve o ürettiği besini bu sefer bize de verir. Çünkü hani şey gibi, biz önce ona bakıyoruz, sonra o bize bakıyor. Değil mi? Bakın nerelerden başladık, biz ona baktık, ta ona uygun ortam verdik. Aslında yine biz vefalıyız. Biz önce baktık, sonra o bize bakacak. Biz baktık, yaprağını gördük. Yaprağını gördükten sonra dedik, haydi bakalım sen bize artık bakabilirsin. Bu şekilde fotosentezle kendi besinini üretmeye devam ettiyse artık bitki büyüyüp gelişmeye devam etmiştir. Diyoruz, burada bitiriyoruz.